Tesla'nın yeni insansı robot tasarımı yine büyük bir hype, bir heyecan yarattı ve belli başlı eleştirilerle de karşılandı. Bir yandan Boston Dynamics'in Atlas robotu parkur ve atletizm konusunda giderek gelişiyor. Tabii bilim kurgu filmleri de insansı robot hayallerimizi süslemeye devam ediyor. Ve edecek de. Bir robotun yapay zeka, hatta insan benzeri bir genel zekaya sahip olabilmesi için insan şeklinde mi olması gerekiyor? İki ayak üzerinde durması, iki kolu olması mı gerekiyor mesela? Neden? Sahi yapay zekanın insan benzeri bir zekaya erişebilmesi için neye ihtiyacı var? Gelin bir bakış atalım. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları sizler gibi izleyicilerimiz ve internet sitemizin okurları tarafından destekleniyor. Yani bizim arkamızda öyle büyük firmalar, devlet kurumları falan yok. Siz varsınız. Sizler sayesinde sizler için bilim anlatıyoruz. Eğer siz de destekçilerimiz arasına katılmak isterseniz Patreon, Kreosus veya YouTube üzerinden bize destek olabilirsiniz. Gerekli bağlantıları video açıklamasında veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yapay zeka gibi akademik anlamda devasa ama popüler kültürde laçkalaştırılmış bir konuyu bir bütün olarak temizlemek ve bütüncül bir perspektif vermek kolay değil. Ama bugün konumuz Tesla veya Boston Dynamics gibi firmaların insana benzer robotları olduğu için sanıyorum Moravec paradoksundan başlamak en iyisi olur. Bir düşünün, sizce düşünme ve mantıklı kararlar almak gibi sinir bilimsel altyapısı hakkında halen çok az şey bildiğimiz, üst düzey bilişsel fonksiyonları mı makinalara uygulamak daha kolay, yoksa en küçük atomun hareketlerine kadar hakim olduğumuz, fiziksel detaylarına asırlardır hükmettiğimiz, basit formüllere indirgemeyi başardığımız, bir şeyi buradan alıp şuraya götürmek veya merdiven tırmanmak gibi vücut hareketlerini mi makinalara uyarlamak daha kolay? Eğer hiçbir arka plan bilginiz yoksa, tabii ki fiziksel hareketlerin robotlaştırılmasının daha kolay olduğunu düşünürsünüz. Zaten endüstri devrimi de bir yerde böyle başladı. Ama ilginç bir şekilde zaman geçtikçe gördük ki, aslında üst düzey zihinsel süreçleri koda dökmek, vücut hareketlerini robotlara aktarmaktan çok daha kolay. Yani insan benzeri veya diğer bir hayvan benzeri hareketleri, o canlının akıcılığında yapabilen robotları ya hiç görmedik ya da çok sınırlı bir şekilde görebiliyoruz. Mesela Atlas robotunun o akrobatik hareketleri başarısız olduğu onlarca deneme arasından sadece başarılı olan birkaçının videolaştırılmasıyla çekiliyor. Yoksa o robot her taklayı başarılı bir şekilde atamıyor. Hep başarılı bir şekilde sıçrayamıyor. Yine de etkileyici tabii ki ve elbette hayvanlar da çok komik hatalar yapabiliyorlar. Ama hata oranları arasında dağlar kadar fark var. Öte yandan bakıyoruz, son derece karmaşık borsa işlemlerini anlık olarak takip edip bir insanın tahayyül edebileceğinden çok daha hızlı ve çok daha etkili rasyonel kararlar alabilen yapay zeka sistemleri hali hazırda işliyor. Diğer yanda merdiven çıkmayı yeni yeni becerebilen, onda bile o insan hareketlerindeki akıcılığı tam olarak göremediğimiz robotlardan bahsediyoruz. İşte zeka gibi zor gözüken insan özelliklerini daha kolay, yürüme veya tırmanma gibi daha kolay gözüken insan hareketlerini ise daha zor makinalaştırabildiğimiz farkındalığına Moravec paradoksu deniyor. Bu paradoks, Bilim Kurgu Kulübü'nden dostlarla çıkardığımız ikinci bilim kurgu öykü denememiz olan İlk isimli kitabımızda da yer verdiğim bir kavram. Bu kitapta bu paradoksu bozmayı başarıp fiziksel hareket esnekliği ve çeşitliliği bakımından insanları her alanda geçmeyi başaran, yani ev içinde, bina içinde, araba ve otobüs gibi araçlarda, kaldırımlarda, iş yerlerinde ve aklınıza gelebilecek her türlü yerde yapılabilecek her türlü hareketi insanlardan daha verimli ve daha hızlı yapabilen ilk robotun 2042'de üretileceğini öngörüyorum ve buna Moravec üstünlüğü adını veriyorum. Keyifli bir kitap, içinde bir dolu harika bilim kurgu yazarının enfes öyküleri var. Agora'dan set olarak edinebilirsiniz. Bağlantıyı aşağıya bırakacağım. Şimdi günümüzdeki robotlara baktığımızda en ilgi çekenlerinin insan benzeri bir form faktörüne sahip olduğunu görüyoruz. Bir pedal, yani iki ayak üzerinde durabilen, iki kolu olan, bir kafası ve o kafada yüze benzer bazı kameralar ve sensörler olan, belki bir ağız ve kulakları olan bir yapı.
Ama neden? Belli bir işi yapacak bir robot neden insana benzemeli? Önce bunu neden garipsediğimi izah eden birkaç sebep vereyim. Sonra insana benzemenin ne tür faydaları olabileceğine bir bakalım. Öncelikle insan bedeni bizim bugün robotlarımızın yapmasını istediğimiz işleri yapabilecek biçimde evrimleşmiş bir anatomiye sahip değil. Bizler 4 ayak üzerinde yürüyen atalardan evrimleştik. Hatta vücudumuzdaki birçok kusur, mesela inanılmaz yaygın bir sağlık sorunu olan bel ve sırt ağrıları doğrudan bu evrimin bir sonucu olarak omurgamızın tuhaf bir S şekline gelmesinden kaynaklanıyor. Bipedalizme, yani iki ayak üzerinde yürümeye geçişi tetikleyen ana faktörün atalarımızın ormanlardan savanaya geçişi olduğunu daha önce anlatmıştım. Bu basit gibi görünen değişimin yine o videoda anlattığım bazı diğer faktörlerle bir araya gelerek iri beynimizin evrimini mümkün kıldığını görmüştük. Ama bizler 4-5 milyon yıl kadar öncesinden itibaren bu tür bir evrim geçirirken bir gün şehirler inşa edip de onlar içinde yaşayacağımız, arabalarla bir yerden bir yere gideceğimiz, uçaklarla kıtaları aşacağımız falan bilinmiyordu. Evrimin böyle bir öngörüsü yok. Evrimde o anki çevre şartlarına bağlı olarak en uyumlu olan fiziksel varyasyonlar seçiliyor. Geleceğe dönük bir yatırım yok yani evrimde. Dolayısıyla bizler şehirlerimizi milyonlarca yıl boyunca tamamen alakasız nedenlerle evrimleşmiş vücudumuza göre şekillendirdik. Mesela hala 4 ayak üzerinde yürüyen hayvanlar olabilirdik. O zaman arabalarımız böyle mi olurdu derdiniz? Evlerimiz bu şekilde mi olurdu? Yani şöyle düşünün, bir buzdolabının uzun ve dik olmasının tek nedeni insanların 2 ayak üzerinde duran hayvanlar olması. Eğer 4 ayak üzerinde yürüyor olsaydık muhtemelen daha yatay yaşam alanları inşa ederdik, öyle değil mi? Uçaklarımızın iç tasarımı çok daha farklı olurdu. Ya da 2 değil de 4 veya 8 kolumuz olsaydı mesela, muhtemelen bütün medeniyetimizin görünümü değişirdi. Böyle absürt olasılıklar üzerinde durma nedenim şu: bizler robotlarımızı istediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Onlar bizimle aynı evrimsel geçmişi paylaşmak zorunda değiller. Mesela bir süpürge robotunu düşünün. Süpürme işini yapabilmesi için iki ayaklı bir robot inşa edip de onun eline insanlar için tasarlanmış bir süpürgeyi vermek çok saçma bir yaklaşım olurdu. Bunun yerine süpürge robotları elektrikli süpürge dediğimiz aletin kendisini robota çeviriyor, öyle değil mi? Ya da arabaları düşünün. Tesla'nın yaptığı arabalara insan benzeri bir robot şoför koyup da direksiyonu döndürmesini sağlamak çok anlamsız. Araba bir araç ve ona zeka vermek istiyorsak arabanın kendisini robotlaştırmalıyız. Bunu diğer tüm otomasyon araçlarına da genişletebiliriz. Ama genel bir gerçek şu: İki ayak üzerinde durmak çok zor bir iş ve birçok işi robotlaştırmak için bu çok anlamsız bir çaba. Mesela tekerlekler ilerlemek için çok daha verimli. Kuadrupedalizm, yani 4 ayak üzerinde yürümek, denge açısından çok daha başarılı. Sırf robotumuz insana benzeyecek diye kaynaklarımızın çoğunu çalan denge işiyle uğraşmak çok yersiz. Zaten bunu piyasada da direkt görebiliyoruz. Boston Dynamics'in köpek robotu olan Spot çoktan ticari bir boyuta ulaştı ve zorlu işleri yapmak için firmalar tarafından satın alınmaya başladı bile. Ama insansı Atlas robotu belki daha onlarca yıl boyunca ticari olarak kullanılamayacak. Çünkü sırf o insansı form bile devasa bir engel yaratıyor. Dolayısıyla Atlas sadece deneysel bir proje olarak kalıyor. O zaman bu insana benzer robot yapma tutkusunun nedeni ne? Burada önemli bir faktör aslında az önce söz ettiğim şey. Bizler şehirlerimizi, binalarımızı, araçlarımızı insanlara göre inşa ediyoruz. Dolayısıyla bu araçları ayrı ayrı robotlaştırabiliriz ve elbette yapay zeka verebiliriz. Ama hepsini birden yapabilecek bir yapay zeka istiyorsak ne olacak mesela? Mesela bir süpürge robotu o şekliyle bir araba kullanamaz. Veya markete göndereceğimiz bir yapay zeka eğer sadece raflardan bir şeyleri alıp üzerindeki kutuya konulabilir bir yapıya sahip olursa belki kaldırımlarda da ilerleyebilir ama apartmanları merdivenlerine geldiğinde bunu tırmanamayabilir. Yani insan benzeri bir yapay zeka, insanlar için tasarlanmış şehirlerde çok esnek bir şekilde hareket edebilir. Yani burada kritik olan davranış zenginliği. İkincisi, insan veya en azından hayvan benzeri görünüme sahip robotlarla çok daha yakın bir ilişki kurabildiğimizi gösteren araştırmalar var. Gelecekte makineler eğer aramızda dolaşacaklarsa bunların duygusuz kutulardan ibaret olmasını istemiyoruz. Evimize alacağımız bir robotun belki de insansı olması onu gerçek bir asistan gibi görmeye yarayabilir. Çocuklarımızın ondan korkmaması, genel fiziksel yapısının bizimkiyle benzer olması aslında anlaşılır. Mesela günümüzde Alzheimer gibi hastalıklarla mücadele etmekte kullanılan robotlar
insansı bir görünüme sahipler. Çünkü yardım ettikleri kişiler en nihayetinde birer insan. Onların terk edilmiş gibi hissetmemeleri, o robotun yapabildiklerine değer vermeleri hastalığın kontrolü açısından çok önemli. Üçüncü neden oldukça ilginç bir tartışmadan geliyor. Vücut gereksinimi. Dediğim gibi bizim evrimsel tarihimiz vücut formumuz ile yakından ilişkiliydi. İki ayak üzerine kalkınca serebrum ve cerebellum gibi denge, karar, el göz koordinasyonu gibi fonksiyonları mümkün kılan beyin bölgelerimiz daha iri olacak biçimde evrimleştiler. Bu bölgeler aynı zamanda bizi insan yapan üst düzey bilişsel fonksiyonlarımızı da mümkün kılıyor. Yani vücudumuzla zekamız arasında doğrudan bir ilişki var. Acaba bir yapay zekanın da insan gibi zeki olabilmesi için insan gibi bir vücuda sahip olması gerekiyor mu? İnsana benzemese bile bir vücuda sahip olmak zeka için bir zorunluluk olabilir mi? İşte buna vücutlu yapay zeka veya embodied AI deniyor. Ve mesela cep telefonlarımız gibi bulunduğu ortamla etkileşebileceği fiziksel bir vücuda sahip olmayan vücutsuz yapay zekadan yani disembodied AI'dan farklı bir araştırma yönü öngörüyor. Buna göre gerçek bir zeka gerçek bir fiziksel ortamda problem çözecek ve işleyecekse o ortamla fiziksel olarak etkileşebileceği, o ortamı dönüştürebileceği bir vücuda sahip olmalı. Bu henüz kesinleşmiş bir tartışma değil ama üzerinde düşünmenizi öneririm. Son olarak işin bir de yazılım felsefesi boyutu var. Bugüne kadar yapay zeka genel başlığı altında makine öğrenmesi veya yapay öğrenme dediğimiz alanda birçok ilginç algoritma üretildi. Bunların çoğu yapay sinir ağları mimarisine dayanıyor. Yani beynimizdeki nöronlara karşılık gelen düğüm noktaları ve bunları birbirine bağlayan sinapslar yani bağlantılar yoluyla beyin benzeri bir ağ yaratmaya çalışıyoruz. Algoritma kendisinden yapması beklenen iş ile etkileşip hatalar yaptıkça veya doğru işler yaptıkça onu ödüllendiriyor ve cezalandırıyoruz. Bu o yapay sinir ağının bağlantılarının bir kısmının güçlenmesine, diğer kısımlarının zayıflamasına neden oluyor. Tıpkı ders çalışırken tekrar aynı şeylere kendinizi maruz bırakıp test soruları çözüp beyninizdeki doğru bağlantıları pekiştirmeye çalışmanız gibi. Bunu sürekli tekrar ettiğimizde o yapay sinir ağının temsil ettiği süreç gerçek dünyada yapılmasını beklediğimiz işe karşılık geliyor. Mesela makineler bizi satrançla veya Go'da bu sayede yeniyorlar. Bizim öngöremediğimiz örüntüleri bu sayede görebilmeye başlıyorlar. Ama fark etmiş olabileceğiniz gibi 60 yıldır ha geldi ha gelecek denmesine rağmen ortalıkta halen insan benzeri genel zekaya sahip bir yapay zeka yok. İşte herkesin buna kendince bir bahanesi var. Bence neden oldukça açık. Biz 90'lardan itibaren insanların öğrenme tiplerinden en temel olanını yani sinir ağlarının rolünü çok basit bir düzeyde çözmeyi başardık ve yapay zeka devriminin önünü açtık. Bu güzel ama öğrenme dediğimiz sürece dair hala çok az şey biliyoruz ve şu anda kullandığımız yapay sinir ağlarının modellediği yapay beyin bizim sahip olduğumuz beynin yanında bir hiç, aşırı basit bir yapıda, kıyaslanamaz bile. Dolayısıyla çok spesifik işleri çok iyi yapan ağlar geliştirebiliyoruz. Ama bizimkisi gibi genel bir zekaya, yani hem gündem hakkında yorum yapıp hem felsefi görüşler ileri sürebilecek, hem satrancı makul düzeyde oynayıp hem denizde boğulmaması gerektiğini bilecek zenginlikte zekaya sahip bir makineye henüz kavuşabilmiş değiliz. Öğrenmeye dair yeni şeyler öğrendikçe ve yeni fikirler ürettikçe elbette bu modellerimizi de geliştiriyoruz. O sayede her yıl daha başarılı yapay zekalar üretiyoruz. Ama çok temel bir unsur atlanıyor. Bizim kullandığımız yazılım mimarisiyle zeka vermek istediğimiz cihazların fiziksel vücudu yani form faktörü bir arada evrimleşmedi. Bir süpürge, cep telefonu veya asistan robot bağımsız olarak üretildi. Sonrasında bunlara insan zekasına bakarak ürettiğimiz yapay zekaları dayamaya çalıştık. Üstelik beynimize yönelik çok eksik bilgilerle ve bildiklerimizin de çok ufak bir kısmının uyarlandığı algoritmalarla zeka üretmeye çalışıyoruz. Halbuki bana kalırsa öğrenmeyi sağlayan mimarinin ve bilgisayarlara verilen öğrenme algoritmasının kendisinin evrimleşmesine izin vermemiz lazım. Çünkü belki de bizim makinalara verdiğimiz nöral ağlar
onlardan beklediğimiz esnekliği sağlamayı mümkün kılacak biçimde değildir. Yani belki de dayattığımız sinir ağları o robotun genel bir şeyler öğrenmesi için doğru mimari değildir. Belki bu sinir ağlarının katman derinliği doğru değildir. Bilmediğimiz, görmediğimiz ve işin daha fenası bilemeyeceğimiz birçok detayı atlıyor olmamız çok olası. Dolayısıyla bana kalırsa bizim makinalara kazandırmamız gereken asıl yetenek evrimleşme becerisi. İşte benim doktoramda çalıştığım konu buydu. Bu nedenle bu videoda birazcık sahamı kayırıyor olabilirim, kusura bakmayın. Ama sonuç olarak makinalara sadece öğrenme yetisini değil, öğrenmeyi mümkün kılacak sistemleri evrimleştirme yetisini verecek olursak, ki bu şimdilik zor ve bazı kısıtlara sahip olsa da son derece yapılabilir bir şey ve yıllardır küçük ölçekte zaten yapılıyor, bizim dayatmalarımızdan bağımsız beyin mimarileri ortaya çıkabilir. Çünkü ilerleyen bir videoda anlatacağım gibi evrimsel algoritmalar sahası insan mühendislerin hayal dahi edemeyeceği tasarımları çoktan ortaya çıkarmaya başladı. İşte bunu genel zekaya kavuşmasını istediğimiz robotlara da vermemiz lazım. Bu sayede bir robot kendisi için en uygun beyin yapısına erişebilir. Sonrasında bizim öğrenmemize benzer olan veya olmayan algoritmalarla yeni şeyler yapmayı da öğrenebilirler. Yani bence özetle bizim öğrenmeye ve sinir bilime temel olacak o alt evrim katmanını da robotlara vermemiz lazım. Çünkü zekamız ve öğrenme becerimiz bize gökten zembille inmedi. Çok daha basit formlardan geçerek evrimleşti. Eğer bizim gibi diyebileceğimiz bir zekaya erişeceklerse robotlara da bu fırsatı tanımamız ve bu yeteneği onlara vermemiz gerekiyor. Bunun için gidecek yolumuz çok. Ancak alana olan ilgi halen çok kısıtlı. İşlem gücümüz artıp evrimi daha iyi bir şekilde biyolojik olarak anladıkça bu öğrendiklerimizin robotlara bahşedilmesi de çok daha mümkün oluyor. Öğrenme ve evrimden gücünü alan bir robot sadece öğrenme veya sadece evrimden gücünü alan robotlardan çok daha esnek, çok daha üstün olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu konuda anlatmam gereken daha birçok detay var. Ben şimdilik sadece size Tesla'nın insansı robotunun bende uyandırdığı izlenimleri aktardım. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız bildirimleri mutlaka açın çünkü bu konuyu daha detaylı olarak açan başka videolarda yapacağım. O zamana kadar siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu da aslında çok merak ediyorum. Sizce robotlar insan zekasına erişip onu aşabilecekler mi? Eğer evetse sizce oraya nasıl ulaşacağız veya ulaşmalı mıyız? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.